Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 4 artı 4 artı 4 düzenlemesi, yeni eğitim sisteminin yani yol açacağı öğretmen ve derslik açığının abartıldığını savundu. Dinçer hükümetten izin çıkarsa Ağustos'ta ciddi oranda atama yapacaklarını da müjdeledi diyeyim. Şimdi herkes öğretmen yetmeyecek, derslik yetmeyecek. Efendim programlar ağır zaten, türünden bahaneler uyduruyorlar. Onların hepsi bizim sorunumuz. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 12 yıllık kademeli eğitim sisteminin yol açacağı öne sürülen sorunlarla ilgili endişeleri giderdi. Ankara Batıkent'te Mehmet Akif İnan İlköğretim Okulu'nun açılışına katılan Dinçer, yeni düzenlemenin ardından derslik açığının yalnızca %10 arttığını söyledi. Derslik başına 30 öğrenciye ulaşmak için yaklaşık 160 bin dersliğe ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacımız 173 bine çıktı. Ama zaten biz bu %10'u kapatacak şekilde son birkaç yıldır tedbir almaya çalışmıştık. Sadece okul müdürlerimizin yaptığı fedakarlıklarla, onların bu terk ettiği odaları veya makam odası olarak kullandıkları derslikleri yeniden desteğe çevirerek 8900'e yakın yeni derslik kazandık. Dinçer, birinci sınıfların kalabalık sınıflarda ders göreceği endişelerine de dördüncü sınıf öğretmenlerinin önümüzdeki yıl birinci sınıftan başlayacağını hatırlatarak cevap verdi. Biz bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimizi paylaştırdığımızda, Türkiye ortalaması olarak baktığımızda ilkokulda 30-31 öğrenci düşüyordu derslik başına. Şimdi 22-24 kişi düşecek. Çok daha az öğrenciyle öğretmenlerimiz eğitim yapmaya başlayacaklar. Bakan Dinçer öğretmen atamalarına da değindi. Sayı vermedi. Ancak Ağustos'ta ciddi miktarda atama yapmayı hedeflediklerini söyledi. İnşallah hükümetimiz bize kadro verirse Ağustos ayında da yine ciddi manada bir öğretmen ataması yapacağız. Ve önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ihtiyacı bütünüyle karşılanacak. Bu arada okula Memur Sen'in eski başkanı Akif İnan'ın adı verilmişti. Ancak açılışa Memur Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu katılmadı. Gündoğdu öğleden sonra okula gitti ve ikinci bir açılış töreni yapıldı. Bu durumun nedenini de Gündoğdu açıkladı. Üzgünüz, bakana kırgınız. Kırgınlığımızı ortaya koyuyoruz. Yani Maliye Bakanı'nın genel manada yüzdelik zammı veriyorken yeterli adım atmamış olmasından dolayı bir derece üzgünüz. Bu ortama gelinmeseydi seve seve gelir burada bakanla birlikte açılışı yapardık.